Ben gidip bir bakayım. Zuhal. Selam. Yaman'ı görmem gerek. Aç şu telefonu, aç. Allah'ım, nerede bu kız? Çıldırtacak beni. Sakın Yaman'la Seher'in yanına gitmiş olmasın bu. Kusura bakma Yaman. Acil olmasa rahatsız etmezdim seni ama bu belgenin hemen taranıp İspanya'ya gönderilmesi gerekiyor bugün. Buraya kadar gelmene gerek yokmuş. Ofise uğradığımda imzalardım ben. Dedim ya, önemli bir belge diye. Yoksa sizi rahatsız etmek istemezdim tabii. Bir de Yusuf'u da görmek istedim. Yusufçuğum, sensiz konak bomboş kaldı, biliyor musun? Burası ne kadar güzel. Sıcak bir aile yuvası olmuş böyle. Ben çıkıp Yusuf'un yaşına uygun bir yapboz alayım. Ama ben birlikte bir kahve içeriz diye düşünmüştüm. Başka zaman. Amca, ben de seninle gelebilir miyim? Hadi bakalım ateş parçası. Teyzenden izin çıktı madem, birlikte gidiyoruz. Tamam, o zaman biz de Seher'le birer kahve içeriz. Hem sohbet ederiz. Fazla gecikmeyiz biz. Nihayet baş başa kalabildik. Ben gidip bir yemeğe bakayım. Konağın rahatını bırakıp bu sıradan evde yaşamak zor oluyordur senin için. Anlamadım. Anladım bence. Tabii sonunda elde edeceğin zenginliği düşününce katlanması kolaydır. Sen ne demek istiyorsun? Bırak bu saf, gözü tok kız rollerini. Bana sökmez bu numaralar. Bak. Hem burada seninle benden başka hiç kimse yok. Rol yapmana gerek yok yani. İtiraf et. Yaman'ı kafeslemeye çalışıyorsun işte. Benim öyle bir niyetim yok. Hı hı. Eminim hiç öyle bir niyetin yoktur. Sen nesin biliyor musun? Sen bir servet avcısısın. Mazlum kız rolleriyle Yaman'ı etkileyip yakınlaşmaya çalışıyorsun. Yaman'ı kandırabilirsin. Ama beni asla kandıramazsın. Ben senin içini görüyorum, içini. Senin hiçbir şey gördüğün yok. Nereye baksa kendi içlerini, kendi içindeki kötülüğü görür senin gibiler. Ama benim başka bir yüzüm yok. Hiç de olmadı. Ortada bir rol, bir yalan, bir maske varsa o da bana ait değil. Ama sen çok iyi biliyorsun kime ait olduklarını. Sen benimle... Dışarı çık. Lütfen.
burada bitmeyecek. Sadece ben değil, herkese göstereceğim senin gerçek yüzünü, anladın mı? Göstereceğim.